Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, söz verdiğimiz üzere yine inşallah buluştuk, hep beraberiz. Kardeşlerim, adet olduğu üzere müsaade ederseniz yine yoklama yapmak istiyorum. Ancak bu sefer yoklamada Süslü Süleyman'a tek ayak cezası vereceğim. Çünkü çok ayıp şeyler söylemeye başladı. Bilinç altındaki yaşadığı olayları dışa vurmaya başladı. Bu sebeple dediğim gibi yeni öğretmenlere kötü örnek olmak için değil ama tek ayak üstünde durma cezasını hak ettiğine inanıyorum. Yoklamamızı alalım kardeşlerim isterseniz. Düşkün Abdülkadir, orada mısın? Tamam, seni bugün kısa olarak aldık içeriye. Süleyman, sen zaten buradasın. Operasyon hazırlattırıyorsun ya, seni de lavada. Çalışıyor en son şimdi, bütün milleti nasıl toplayacağız? Dev bir organizasyon, THKPF'de bağladın ya. Tamam, geleceğiz sana ama sen cezalı olacaksın bugün. Kıymetli kardeşlerim, çakma solculara orijinaller başüstü. Onlar için artık yoklama almaya gerek yok. Ben rezil duruma düşeyim diye onlar zaten devamlı geliyorlar, bekliyorlar. Çakma gazeteciler, sizi her zaman yoklamada alacağım. Siz hep burada olacaksınız. İyi olanlar baş tacı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bizim Süleyman, Süslü Süleyman, Aslan Süleyman, biliyorsunuz bir kadın iç çamaşırları olayı ahlaksız. Makamı hariç, makam kutsal. O hariç. Ondan sonra da çocuk pornosu olayını çıkardı. Ya bir insan, ben 100.000 sene düşünsem bir örnek verirken aklıma çocuk pornosu gelmez. Freud, psikanaliz temel ilkelerinde bilinçaltının dışa vurumu diye bunu inceliyor. Şimdi Abraham Maslow'un humanist psikolojisindeki anlatmış olduğu tedavi sistemi Süleyman'a uygun değil. Çünkü Süleyman bir an önce müdahale edilmesi lazım ve sorunun üstüne gidip bir an önce o sorunla yüzleştirmemiz lazım. Süleyman, bundan sonrası bana doktorum diyeceksin. Biz seninle artık ahiretlik olduk. Vallahi beni cennete koysunlar. Seni cehenneme koysunlar ben diyeceğim ki olmaz. Ben Süleyman'ın yanına gitmek istiyorum. Allah'ım, Yüce Allah'ım. Bana lütfen izin ver. Artık en sonki programda söylediklerinden sonra bizim seninle ayrılmamız mümkün değil. Süslü Süleyman. Kardeşlerim, yanlış anlamazsanız size de bir şey söylemek isterim. 40 yaşından küçük olan kardeşlerim. Bence sizin bir sorununuz var. Televizyonlarda gördüğünüze inanıyorsunuz. İnanmayın dedim. Şimdi ben anlatıyorum, bana inanıyorsunuz. Ben bana da inanmayın dedim. Çünkü şundan dolayı, bu dünyada değişmeyen bir güçlem vardır. O da şöyledir. Bir insanı korku öldürür, şüphe yaşatır, cesaretle başarıya götürür. Şimdi siz olaylara şüpheyle bakarsanız, yani benim söylediklerim de dahil, özellikle benim söylediklerim, daha şüpheyle bakarsanız, daha çok incelerseniz doğruyu daha iyi yakalamış olursunuz. Ben de her insan gibi yalan söylemişimdir hayatımda. Ama az ama çok. Ama söylemişimdir. Fakat ben sizle akit yaptım. Allah'a yemin olsun. Sizinle olan akidimi bozmam. Çünkü akit bozulmaz, söz namus. O yüzden dolayı yalan söylemeyeceğim. Ama benim söylediklerime de lütfen inanmayın. Özellikle çakma gazetecileri, televizyon, aman yarabbim, sakın onlara inanmayın. Kardeşlerim, mesela bu çakma solcularla çakma gazeteciler, siz bana çoğunuz küfür yazdınız geçmiş tarihlerde. Tahmin edebiliyorum. Orada size dediler ki muhalifleri öldüreceğim dedi. Muhalifleri bayrak direklerine asacağım dedi. Muhaliflerin oluk oluk kanlarını akıtacağım dedi. Mesela onlara şunu söylemenizi isterim. Bir gram namusunuz, şerefiniz varsa Sedat Peker'in söylediği bu sözü, ben muhalifleri boyun direğin, bayrak direğine asacağım, oluk oluk kanlarını akıtacağım. İnanın getiremeyecekler. Çünkü öyle bir şey söylemedim.
Ama o kadar sık tekrar ettiler ki herkes öyle biliyor, dikkat edin. Ben 15 Temmuz'u anma etkinliği yapılırken bir tane asker üzerine hero tişörtüyle giyip psikolojik algı yapıp, o zamanlar insanlarda korku vardı, tekrardan o korkuyu bunlar yeniden gelirler diye, üst perdeden bir giriş yapayım dedim. Bastı hapishanesini bastıkları gibi siz de cezaevlerine basıp arkadaşlarınızı çıkaracakmışsınız dedim. Vatan evlatları da orada olacak FETÖ'cüler dedim. Sizi boyunlarınızdan bayrak direklerine asacağız. Ben muhalif demedim. Rize'de yaptığım konuşmada da şöyle söyledim. Hamile karılarının yanında şehit edilen kocalarının, çocuklarının yanında şehit edilen babalarının intikamını sizden alacağız. Size merhamet etmeyeceğiz. Olup olup gerekirse kanlarınıza kıtacağız. Bu konuya sonradan değineceğim. Bunu şundan dolayı söyledim. Dediğim gibi bir şey, bu da Göbels taktiğidir. Aynı yalanı defalarca hızlı bir şekilde tekrarlarsanız toplumun buna inanmasını sağlarsınız. Ama ben Göbels'in taktiklerini biliyorum. Allah da fırsat verdi. Bir de diyorlar ki videoları 15-20 dakikalık yap. Oğlum, ben kendi hikayemi de anlatacağım. Bilgiyi almak için hikayeyi de dinleyeceksin. Haksızlık yapıldı da kardeşim. Ben de kendimi ifade edeceğim. Olmaz. Kusura bakmayın. Bilgiler ve ben de kendimin anlatacağım hikayemi anlatacağım. Bir de kardeşlerim, sizin mesela anlatılan, televizyonlarda anlatılanlara inanmamanız için size geçmişte yaşanılan başka bir başbakanlık dönemi, mevcut olan değil, iki tane skandal anlatacağım. Kamuoyunda bilinmeyen. İçinde bütün herkes var. O zaman diyeceksiniz. Orada da bağırıyorlardı böyle. Temiz toplum, temiz toplum. İşte slogan o dönemki başbakanlığı temiz toplumdu. Onun da içinde olduğu, onun ailesinin içinde olduğu, gazete patronlarının içinde olduğu, benim içinde olduğu. Ve tüm gazeteler de, o gazete patronunun sahibi gazeteler de temiz toplum diye bağırıyordu biz bunları yaparken. Öyle. Samimi söylüyorum. Amacım birilerine sizi düşman etmek değil. İyi yazarlar var. Onları mutlaka ki zaten siz biliyorsunuz. Dürüst, namuslu adamlar. Ne olursa olsun inanılır. Ama geri kalan inanmayın kardeşim benim. Kardeşlerim, bizim Düşkün Abdülkadir bir yazı yazmış. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş, bu uluslararası gene böyle yazmış komplonun şeyini, savaşı kazanacak. Ya kardeşim, sana eli geri anlatmadık mı? Düşkün Abdülkadir. Kameraya, tripoda, zekaya yenileceksiniz. Ama benden önce yüce Allah'a yenileceksiniz. Çünkü insanların, ben Fethullahçılar için de demiştim. Mesela suyun buharlaşma şeyi var ya, su buharlaşıp gökyüzüne çıkıyor, ondan sonra tekrar aşağı iniyor. Yapılan zulüm çok fazla olunca, yapılan zulüm marşu aleme çıkınca, buharlaşan su gibi gökyüzüne çıkıyor, sonra da azap olarak aşağıya iniyor. FETÖ'cülere ben demiştim, mevcut olanlara da söyledim. Sülüye söyledim, pelikancılara söyledim. Derin Mehmet'e söyledim, hepsine söyledim. Gelecek dedim. Keşke Tayyip abi bu şekilde olaylara müdahale edip çözseydi. Bu kadar veri varken, bu kadar belge varken, bu kadar anlatım varken. Ancak nedense bize değil, bana değil, onlara inanmayı tercih etti. Daha doğrusu bana da değil, doğrulara. Ama bu evrende kaçınılmaz bir hikaye var kardeşlerim. Bu gerçekleşecektir. Ama bugün, ama yarın, ama bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Kardeşlerim, bir de bana diyorlar ki, ha bu Düşkün Abdülkadir, bu CIA, MIA, bu hikayeleri geç. Vakit olursa size onları da anlatırım da. Bunları filan geç. Geçeceksin. Anladın mı? Onlar da neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kimse bir anlayamadığı için biz arada mesafeyi alıyoruz. Biz yol aldık gidiyoruz. Bir de benim için şey yazıyorlar. İşte Filistin'de olaylar oldu, destek vermedim. Ben elimden geldiğince destek verdim ama destek verdim derken şöyle. İmgelerle bunu desteklemeye çalıştım.
Ya vallahi aşkına, kendimizi neden kandırıyoruz? Şimdi kendimizi kandırmanın ne alemi var? Azerbaycan'da olay oldu. Azerbaycan'a siyaları yolladık. Yollamadık mı? Yolladık. İyi de yaptık. Katar'da sorun oldu. Katar'a ne yaptık? Askeri birlik kurduk mu? Kurduk. Azerbaycan'da SOGAR var. SOGAR'ın alt şirketleri ortaklıklar var. Katar'da zaten bankalarda paralar var. Filistin'de ne var? Filistin'de Hamaset. Kardeşlerimizle beraberiz. Kardeşlerimizle beraberse 10 tane siyah da oraya yollayın. Hani beraberdik? Niye yollamıyorsunuz? Öyle cami çıkışında bağırmayla olmaz bu işler. Olmaz. Devletin ekonomik sıkıntıları var. Mali kriz var ondan. Parayı biz toplayalım. 10 tane siyah parasını toplarız. Şu an bende o kadar yok. Veremem. Çünkü sıkıntılı zor bir süreç yaşıyor. Ama dinleyen arkadaşlarla biz bu parayı toplarız. Ya kardeşim, Filistin'in, İsrail'in giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli. İsrail'de kimin o gemilerin yazıhanesi merkezi olduğu da belli. Boykot edelim, şey edelim. Ya boykotu falan bırak, onların malını taşımayı bırakın o zaman. Ya bu Filistin konusu var ya, apayrı bir konu. Yemin ediyorum, buraya değinmek lazım. Hem de çok değinmek lazım. Ama milleti kasmak için din elden gidiyor, devlet elden gidiyor. Aman be kasur. Ya doğdum din elden gidiyor, devlet elden gidiyor, temiz toplum. Hep bu konular olunca bir yerde bir film. 10 tane siyah yollayıp parayı toplamayı ben başlatacağım. Yalandan film çevirmenin anlamı yok. Kendimizi kandırmanın da. Bir de buna benzer şey 15 Temmuz'da olmuştu. İlk sokağa çıkanlardanım. Rütbelilerin hepsini vurun dedim. Onlar şakidir dedim. Size kim vurdu diye sorarlarsa Sedat Peker söyledi. Ondan vurduk deyin dersiniz dedim. Ertesi günü çocukları topladık, eşim filan, dönüyoruz İstanbul'a geliyoruz. Bir baktım ilk konuşmalar başlamış. Çıkmışlar böyle kardeşlerim, 40 yaşından altındaki kardeşlerim. Konuşmalar yapıyorlar. Polis kardeşlerimiz de halkın önüne barikatlar kurmuş. O konuşmacıları korumak için. Ya el insaf ya. O konuşmacıların hiçbiri sokakta yoktu ki. Ya bu adamlar bir gün evvel polis, asker, herkes şok içinde. Gözüne böyle sülün tutulmuş, ateş, ışık tutulmuş, sülün gibi herkes donmuş kalmış. Halk bir organize olmuş, darbeyi bastırmış ya. Ulan bari ilk gün, bir gün onlar çıkıp orada konuşsaydı. Televizyonda gördüm, eşime dedim gitmiyoruz, bırak. Çocukları da kalacak. Ulan darbeyi onlar bastırdı. Onları önüne barikat konuşmacıları. Kim konuşmacı? Sanatçı, şarkıcı, türkücü, bilmem. Siyasetçi, kıltüy. Ben çocukluğumdan beri böyle oyunların parçası olmayı kendime yediremedim. Gel konuşma yap lan, bırak. Kıymetli dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı. Görecekler dedi. Bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir. Orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası, ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık? Ne zaman görüştük? Ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak diyet verdim, bilek diyet verdim. Allah'a yemin olsun, sen bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Silahı buraya koyacağız. İki tane müfettiş, yalan makinesi. Yalan makinelerinin %1,5 yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O %1,5 da
Ben doğru söylesem makina ötse de kafama gene sıkacağım. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan oldum. Ya bir özür bekledim abi ya. Ya bütün olanları anlattık. Bütün her şey ortada. Bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmışlar. Bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı abi. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim. Ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş. İnsanlar dinleyecek. Açık delillerle. Bir de normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacağım. Helalleşeceğiz abi. Ben ama ajan değilim. Bunu tüm dünyaya göstereceğim. Bir de şey diyorlar kardeşlerim. Devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı filan. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz cahil. Ben Kutluadalı cinayetini anlatırken deseydim ki Kıbrıs Rum kesimi ne Türk kesimini satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldığı o zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim. Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Kriminal bir yapı var. Bir ucu dedim Venezuela'da, bir ucu Kıbrıs'ta, bir ucu da bu cinayet de buna benzer bir şekilde bundan 25 sene evveline gibi o tarihlere tekabül eden bir zamanda gene aynı. Bu rahmetli bu şekilde bu sebeplerle dedi. Hiç kimse inanmadı. Hadi tak 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 zorla kardeş bir ifade verdi. Tak 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 tak. Ne oldu? Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. He, şunu da söyleyeyim. Karşı taraf çok çoğaldı. Aklımı tatilden geri çağırdım. Yani kamera, tripod, zeka, akıl. Dördümüz ve Yüce Allah'ın adaletine olan inancımız, sadakatimiz, bağlılığımız. Bir de mesela şey diyor, uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay bu. Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya, Kıbrıs'taki o para sistemi, Orta Doğu'ya gidiş. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz. Gidin onu da alın. Ama onda kasetleri var. Herkesi çekmiş o da. Ya ben Halil'den öğrenmedim. Ben bir de öyle kaset yayınlamak filan değil. Namuslu adamın kasetini yayınlamam. Adam çıkıp derse ki bu anlatılan doğru. Niye yayınlayayım? Sapık mıyım ben? Teşhirci miyim? Ama beni boşa düşürecek. Beni böyle bir şey varsa şerefsiz. E o zaman ben mi şerefsizim? Olmaz. Olmaz. Ben kendimi size mahcup ettirmeyeceğim. 40 yaşına kadar olan kardeşlerim. Sizi de beni dinlediğiniz için başkalarına karşı mahcup duruma düşürmeyeceğim. Bir de Kıbrıs'taki Kutluadalı cinayeti zaman aşımı demiştim. Uluslararası hukuku bizim içtihatları, infaz kanunlarını falan inceledim. Şöyle bir şey var. Cinayet 20 senede zaman aşımına uğruyor. Ancak açılmış bir mahkeme varsa bu zaman aşımını engelliyor. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biz ahime bağlı olduğumuz için, yani ahimi kabul ettiğimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, ahimde bu konuyla ilgili yargılama yapılmış. O yüzden dolayı o yargılamanın başı zaman aşımını keser. Yani Korkut Eken, Mehmet Ağar ve diğerleri için zaman aşımı olmaz. Kardeşim Atilla Peker için zaman aşımı var. Bu içtihat, zorlama bir içtihat diyebilir hukukçular.
Ancak biraz bakıldığında üzerinde infaz savcılığı çalışırsa bu zaman aşımından çıkarır. Bu içtihat da Türk yargı tarihine benim yazmış olduğum içtihat olarak girer. O sivil şehit yasası var ya, onun icatı da benim. Yine Gökbels'in topyekün savaş diye bir şeyi vardır. Halkı savaşa davet etmek, dahil etmek. Çünkü insan korkuyor, ben ölürsem çoluğum çocuğum geride kalır. Ama şehit maaşı bağlanırsa o zaman devlet çocuklarıma bakar diye. Bunun fikir babası benim, biliyor musunuz? Ben yazdım ilk havalide, yolladım bir dostumuz vasıtasıyla. Vallahi diyorum ya. Bir de bazıları diyor ki ya sen akıllıymışsın. Hiç biz bilmiyorduk. La bir kere sordunuz mu sen akıllı mısın diye. Durmadan. Televizyona çıksak işte şu mafya. Lan bir dur bir anlatalım kardeşim. Bir de yok bırakmıyorlar ki işte mafya. Şimdi kendim anlatıyorum. Kendim gazeteci oldum. Kendim yapımcı oldum. Kendim yönetmen oldum. Hepsi kendim oldum. Evet. Şimdi bizim Süslü Süleyman'a geldik kardeşlerim benim. Değerli kardeşlerim. Ama kısa kısa geçmek zorundayım. Çünkü anlatacağım Alevilik konusuna, Şiilik konusuna değineceğim bir parça. Kürt-Türk konusuna bir parça değineceğim. Çünkü anlatacağım Suriye ile ilgili ilk bölümün anlaşılabilmesi için bu konuyu anlatmam gerekiyor. O yüzden dolayı bir zaman alacak, kısa kısa geçeceğim. Bu kardeşlerim mahallede otururken hani mahallede bir çocuk gelir, böyle delikanlı tavırları vardır. Kardeş hoş geldin filan dersiniz böyle çocukluk zamanlarında. Sonra bakarsınız lan bunda biraz yamukluk var, böyle kaypaklık yapıyor. Sonra bir hatasını yakalarsınız, tam döveceksiniz. Hemen bağırmaya başlar. Lan sen annenin kız kardeşini parmaklamadın mı? Sen ona işte küfür etmedin mi arasına filan? Lan öyle mi yaptın filan? Bir bakarsın bu arada tak yürür. Bu da kaşar denir. Mahalledik kaşarı. Makamı hariç. Ya Allah aşkına doğru söyleyin ya. Bak Allah'ın adını verdim. Ya o televizyon programında görmedin mi ya? Gazeteciler ikişer dakika konuşmuş. Öyle dedi, böyle dedi, soru soracaklar. Tak onu yaptı, tecavüzcü falan. Lan aradan yürüdü gitti. Sülüm. Cezalısın. Senin doktorunum, seni tedavi de edeceğim. Bu ya hani saydı kaçtı gitti ya. Erhan Tuncer'in diyor orta. Ya bir adama demezler mi? Namus sahibiysen açıkla. Hangi nerede ortakmışız? Biz bu adamla nerede resim çekilmişiz? Nereye düşündün ya? O kadar emin söyledi ki ben bile şüpheye düştüm. La biz bu adamla devamlı görüşmüş müyüz? Ne yapmışız biz bu adamla yok? Benim arkadaşlar beni tanımaz. Ben de onu tanımam. Ya bir samimiyetliğimiz yok. Ya dedim belki bir kere bir yerde görmüş müyüm falan, onu da zorladım çıkaramak. Ama orada Erhan Tuncer, işte laik kesimin çok hassas olduğu konu, Danıştay cinayeti, ha bu adam karışık adam. Hani o mahallenin kaşarları anlattım ya biraz evvel, tak arada girecek ya kafaları karıştırıyor. Bir de DHKP'li bir tane ablası DHKP'liymiş. O DHKP'den bana bağlantı kurmuş. Sonra Nurettin'den de FETÖ'ye bağlamış olayı. Benim koruma kararım. Ya vallahi İçişleri Bakanlığı makamında bir deli oturuyor. Ben size söylüyorum. İnanmıyorsunuz. Ben şimdi desem ki Nurettin diye birini tanımıyorum. Kimse aksini iddia edemez. Çünkü telefon konuşmam yok, resmim yok, hiçbir şeyim yok. Ona araba vermişim. Ben Nurettin'i tanıyorum. Tanımıyorum deseydim hiç kimse kanıtlayamazdı ama ben tanıyorum çünkü bir şey var, bunu anlatmak lazım. Namuslu olmak lazım. Komiser muaviniydi. Herkes kendi semtinde komiser muavini, karakol komiserini falan tanırsınız ya. Biz de bu arkadaşla bir gün çevirme yaparken tanıştık. Birkaç kez böyle çok bir samimiyetliğimiz yoktu. Sonra bir arkadaşı dedi, anlattı ya. Bu dedim niye böyle biraz içine kapanık gibi bu arkadaş. Bana şey dedi. O sırrını biliyormuş. Sır gibi bir olaydı. Sülü dinle! Sen de öğren sırrı. Bu polis akademisine giderken 13-14 yaşlarında ablası varmış bunun. THKP'li. Bu gidip bilgi veriyor, bildiriyor. İşte ablasının böyle böyle toplantılar yaptığını, birileri geldiğini. Polisler de gelip, o da akademide öğrenci. İşte bunların toplantı yaptığı geliyorlar. Onlar da teslim olmuyor. Çatışma çıkıyor. Ablası ölüyor Nurettin'e.
Yani Nurettin'in ablası üzerinden diyor ya. Ya 34 sene önce ablası ölmüş ya. Ya size diyorum, inan bu adam deli. Hani o mahallenin kaçarı tak 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 anlattı kaçtı ya. Bir yere kaçamazsın, dur. Ya benim Tiyaş Kampe'den koruma almaya ihtiyacım mı bu? Ya PKK'nın bütün yöneticileri adamları açık açık Sedat Peker çetesine diz çöktürdüğü, şunu yapacağız, bunu yapacağız. FETÖ'nün müşteki ilk etkisi hale getirecekler 26 kişilik listede. USB'de çıktı o 26 kişi, kim, hangi otelde, hangi evde, adresler, yanında kaç koruma var, bütün hepsi yazılı. Benim THKP'nin tehdidi diye korumaya mı ihtiyacım var? Bir de diyor ki biz ajan diye yerleştirdik. Yalan! O da yalan! Ya ajan diye yerleştirdiysen benim dosyada niye bu koruma polislerinin ifadesi yok? Ajansa ifadesi olması lazım. Ya harbi mahalledik, kaşarısın sen arkadaş, sen nasıl bir adamsın ya? Ya efsanesin diyor, Kur'an çarpsın ya. Bir de diyor yurt dışına gitmedi polisi. La yurt dışına gitmeyi bırak, 7-8 ay yanımda kaldı. Evet, özelim de ben, normal değilim ki. 7-8 ay benimle beraber kaldı orada koruma polisi. Evrakları orada. Ya o hızlı geçmem lazım. Bir tecavüz olayından diyor, tecavüzcü. Ulan senin tipin tecavüzcüye benziyor. Şu tipe bir bak. Tecavüzcü olmaya ihtiyacı mı var? Allah korusun. Sen sapığa benziyorsun lan. Karakolda diyor olayı kapattı, gitti karakola. Lan ben o olayla ilgili karakola hiç gitmedim. Savcılığın daveti üzerine savcıya gittim. Olayı anlattım. Bu polislerle ilgili şikayetçi misin dedi. Şikayetçiyim dedi. Bundan başka benim bir ifadem yok. Polislerle ilgili şikayet. O böyle şanlı gazeteciler var ya, savcılığın kararını yayınlayın dedim. Bak böyle haber yaptınız. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Onlar ne dediler biliyor musunuz? Biz dediler yayınlayamayız ama isterseniz ilan verin. Ya 100 bin dolara yakın paramı aldılar. Olayı onlar ayrı saymıyor ya. Ya ben neler çektim kardeşim ya. Bir de bu tecavüz olayında diyor ya, böyle böyle diyor bak. Teşhis etmiş. Ya karakolun içinde bir tane kalpazan varmış. Emniyette, organizede. O takat yapanlar hepsi cezaevinde şimdi. FETÖ'de. O kalpazanı tercüman yapmışlar ya. Ya suçluyu, nezaretteki suçluyu. Onu da çalsızını öğrendik, patlattık zaten. Savcının aklı çıktı. Ya bu devirde böyle şeyler olur mu dedi. Ya dedim ben neler çekiyorum bir bilsen. Yıl geldi gibi indir hala devam da. Şimdi yine bir tane tecavüz şeyi, Sülü'ye bağlı bir sosyal medya hesapları var. Tabii bunun böyle çok kurnazdır. Oradan bir tecavüz, ulan nedir dedim, bunu bir araştırın, kimdir nedir. Hop, Allah yardım edecek ya. Nisan'da 20 gram kokain yakalanmış o bayanın üzerinde. 20 gram satıcılar girer, tutuklanması lazım. Dosyaya gizlilik koymuşlar, tutuklanma yok. Adamı tecavüz etmişim. Ulan kansızsın lan sen. Bugün mü lan çıktı ortaya tecavüzler? Kardeşlerim, benim yüzüme baktınız, hareketlerimi gördünüz. Ben insanım, ben de hata yapabilirim. Bu adam bunu yapar dediklerinizi ben tamam. Ama bu adam bunu yapmaz dediklerinize de tamam. Bunlar ne? Daha şimdi neler anlatacaklar bunlar? Faili meçhul cinayetler, neler neler neler. Tuvalet de yasak. Gitmeyeceğim. Bir de FG plakalı arabaya biniyormuşum. Ya bir tane bir arkadaş vardı. Ben dedim ki ya bu deli mi nedir? Hep aynı şeyi diyor ya. Ben cezaevinden çıktığımda araba kiralamıştık dedim. Ya arabanın plakasıyla mı ilgileneceğim? 100 bin tane derdi bu. Ya dedim bir de araba kiralık olmasa ne olur kardeşim? Her FG plakası olan Fethullahçı mı, manyak mısınız dedim ya. O zaman abi olanları da Abdullah Öcalan'cı diye tutuklayın. Sonra birisi bir mesaj yazmış. Abi diyor Beykoz'da diyor ruhsatlar verilirken o arabanın tarihinde FG plakalıydı bütün arabalar diyor. Siz delirmişsiniz. Bu yaptığına Fethullahçılara hizmet ettiğini anlayan fındık kadar beynin var, cumhurbaşkanı olmaya kalkıyorsun lan. Beynin yok.
Lan bu ülkede devlet aklı olan bürokrat kalmadı mı? Buna niye anlatmıyorsunuz? Bu adamlar 3-5 sene sonra Z kuşağı denen daha büyüdü mü yeni Z kuşağı, kimse inanmayacak. Lan deli misiniz? Cezadan korkmuyor. 2000 sene verdin. Lan kim korkuyor cezadan? Sedat Peker örgütü değil mi? THKP'ye bağlıyor. Ya deli arkadaş. Vallahi deli diyorum ya. Bir de gel namussuz gene ailemi kattı. Eşimin şirketi var. Ulan benim eşim bu şirket hayatım boyunca gitmedi. Ben çocukların ileride olur şey olur diyor. Büyük bir şirket de değil yani, büyük bütçeleri olan. Oradan para transferi. Ulan şirket karşılalım şirketten para transferi olsun. Mahallenin kaşarı tak 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 anlattı yürüdü. Ama ben İsmail değilim. Ben Merdan Yanardağ da değilim. Ya İsmail Saymaz bir de senden özür diledi ya. Ben ikisini de çok okudum biliyor musunuz? Ama İsmail Saymaz bir şey tek boşa düşürdü. O Habertürk'ün Veysi var ya, Veysi. La Veysi, Veysi. İsmail Saymaz belli hazırlanmış, dolmuş. Tam ilk girişte bir şey diyecek. Tak kelepçeyi taktı ona. Dur dedi, niye sinirleniyorsun? Böyle orada ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemedi. Ya diyorlar ne yapsaydın? La kalk git masada. Ya adam 2,5 saat konuşmuş siz 2'şer dakika. Bu ayıp ya. Ya bir de adam diyor ki, o diyor işte tecavüzcü diyorsunuz ki siz de suç örgütü lideri zaten. Sizsiniz lan tecavüzcü. Sizsiniz lan suç örgütü. Gazetecilerin tecavüzleri daha çok lan, geçmişe dön bak. Nasıl bir insansınız arkadaş siz ya? Hem gazetecilik yapamıyorsunuz hem de diyorsunuz ki o zaten suç örgütü yapar. 100 bin tane önünüzde delil var. Adam orada ya cinayet diyor ki evet ben aradım diyor. Arattırdım diyor. Silivri Emniyet Müdürü'nü. La desenize kardeşim, bu adam seni arattıktan 3 saat sonra niye intihar etti? La nasıl gazetecisiniz siz? Ama siz namuslu gazetecisiniz bak. İsmail Saymaz Bey, Merdan Yanar da sizi boşa düşürdü. Mahallenin kaşarı gibi kaçtı. Siz çakma değilsiniz. Orijinal. Ama büyük tezgaha geldiniz. Vallahi büyük tezgaha geldiniz orada. Doğruya doğru. Ya en efsanesini size anlatayım mı? Bunların bot hesaplardan bana saldırıyorlar. Ben diyorum ya bunların yaptığı zulüm Gayretullah'a dokundu. Vallahi yenileceksiniz. Bu diyor FETÖ, Gayretullah diyor, FETÖ ağzı konuşmadı. En son Yüce Allah'ı mı FETÖ'cü yaptınız? Oğlum manyak mısınız lan? Oğlum Gayretullah Allah'ın adı, delile. Gerçekten ben de delirdim herhalde. Ülkede herkes de delirdi. Anlamıyorum ya. FETÖ ağzı diyor Gayretullah'a ya. Ulan Yüce Allah'ın adı o. Bir de diyorlar ki Sedat Peker'in %10'u anlattığı doğruysa bile büyük bayım. La parmağımı keseceğim, kolumu keseceğim. Enayiye benziyor mu? Bak şu tipe mi ya? Ben saf mıyım lan? Lan hepsi doğru diyor size. Siz yeter gazetecilik yapın gidin. La delilleri verdim. Ya orada ya sadece şunu sorsanız. Sedat Peker bahsettiği Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ndeki kişinin belgesini yayınladı. FETÖ örgütünden hakkında soruşturma olduğuna dair. Soru 1. Devlet geleneklerine göre hakkında terör örgütü soruşturması yapılan yüksek derecedeki bürokratlar açığa alınır. Eğer ki eldeki deliller bu kadar çok açık beyan değilse yer değiştirilir. Böyle bir uygulama yaptınız mı? Yok. Bitti. 2. Bu kişinin hakkında soruşturma varken bile Sadık Soylu'yla senin akrabanla Ankara'da devamlı görüşmesi, telefon tapeleri, aynı yerden sinyal vermeler ve bu insan bu kadar büyük maddi projelerin başında duran bir adam. Öbür soruyu sorun. Masa'nın başkanının eşi hakkında FETÖ soruşturması var mı diye. Size var diyor da kardeşim ya. Ya gazeteciliği de ben mi yapayım ya? Sonra vakit kalmıyor diyorsunuz, video çok uzuyor. E ne yapayım, her şeyi ben yapmak zorundayım. Ama siz namuslu adamsınız. Bak yemin ederim. Veysi, sen zaten oraya torpilden geldin.
AK Parti ile dengeyi tutmak için seni getirdiler. Sen de biliyorsun, sen o işin adamı değilsin. Adam soru soruyor, sana ne? Sana ne? Ama moderatör hanım, Kübra Hanım'ı yanıltmayacağım. Utanacaklar. Bir tek suç örgütünden geçmişte sabıkam var ama memnun haklarımı ben geri kazandım. Sabıkam silindi. Onu da mahkemeyle geri alacağım. Utanacaksınız. Bir boş vakit olsa anlatacağım. Kıymetli kardeşlerim, Suriye konusuna girmeden önce müsaade ederseniz Kürt konusuyla ilgili kısa bir iki not anlatmak istiyorum. Sonra da Alevi Şii konusuyla, sonra Suriye'deki silahlar konusunun ilk bölümünü bir gireceğiz. Pandora'nın kutusu açılsın. Bir de burada aklınıza şey gelmesin, devleti yargılatacak. Lan bırak, bizde o yollar olmaz. Tak tak tak, ince hesap. Mümkün değil. Ama kişiler yargılanır, yargılanır. Ona da bir şey diyemem ben. Kıymetli kardeşlerim, aslında Kürt sorunu, Alevi sorunu bu ülkede liderlerin, güç sahiplerinin kullanmak için ellerindeki en iyi argüman. Din konusu keza gene aynı. Ve bir iki tane daha çok hassas konular var ama en önemlisi işte Hanifi, Alevi, mezhepsel şeyler. Diğer taraftan Kürtlük sorunu. Bunun gerçekten 46 yaşındaki arkadaşlar için söylüyorum. Bu buraya özellikle getirilmiş bir şey. Mesela Birleşmiş Milletler görevlileri geliyor. İncelemeler yapıyor. Şimdi bütün milletler bizden ayrıldı, bize savaş açtı, bizden ayrıldılar ya. Mesela Kürtlerin yaşadığı bölgeye gelip sorduklarında onlar şu beyanı bildiriyorlar. Diyorlar ki biz Türklerle aynı devlet içinde yaşayacağız. O zamanki Birleşmiş Milletler'in şeylerinin raporlarında var. Şimdi bizle beraber kalıyorlar. Herkes terk ediyor, satıyor, vuruyor. Onlar bizle beraber kalıyorlar. Şimdi ne yapmak lazım lan? Siz namuslu davrandınız. Bizi satmadınız. Bizim onlara kendimizden daha çok değer vermemiz lazım. Ama bir ikinci cumhuriyetçilerin İnönü'yü hep böyle demokrat diye anlatırlarken bir rapor yazdırıyor. Bir müfettiş yolluyor. Rapor şu. Güneydoğu'nun fakir bırakılması. Devletin resmi arşivlerinde var. Yoksa bunlar ayaklanır. Bunu yazan ya aptal ya da birileri yazdırmış beyinsiz. Ya varlıktan, bolluktan kim ayaklanmış ya? Tüm isyanlar fakirlikten, açlıktan, sefaletten çıkar. O rapor uygulanıyor. Bireysel isyanlar olmuş mudur? Olmuştur. Bugünkü PKK da bireysel isyandır. Halk, Kürt halkı asla yapmamış. Size bu yaptığı hocalardan da biraz anlatacağım. O var ya o. Çocukken biz Karadeniz'de büyütürlerken bizi Kürt düşmanı olarak büyütülürdük. Onlar da mesela Karadenizlileri sevmezler. Biz böyle çocukken hep Kürtlerle ilgili hep bize şey yaparlardı. Benim şansım annem böyle bilge bir kadındı. Bir gün böyle böyle Kürtle falan evlendiğin zaman ooo büyük olay. Vallahi diyorum ya şimdi gene yavaş yavaş düzeldi. Bir kadın genç bir kız geldi. Ben çok ufak o zaman. 6-7-8 yaşlarında işte anneme Meryem anne diyor. Ben diyor işte Kürt'le evlendim diyor, bize akrabalar dış diyor. Annem çocukken aklımda kalmış bir şey, dörtlük söylemişti. Demişti ki, kuşağımın puşkuli, külü süpürür külü, derler bana Kürt aldın, Kürt de Allah'ın kuli. Sağ böyle diyen olursa kızım sen de onlara böyle söylersin demişti. Çocuk. Ya tabii Öcalan gibi böyle tipler var. Şimdi Öcalan'dan size bahsedeyim. Bu gerçekten bir acayip yaratık. Çok okudum. Çok inceledim. İlk böyle gücü eline geçirmeye başlayınca kendi köylülerinden, hemşerilerinden, akrabalarından bir ekip kuruyor. Bunlar ne kadar böyle zeki adam gelirse 10 kişiden 2 kişiyi bir dönem polis ajanı diye öldürüyorlar zaten. Hem diğerlerine korku veriyorlar sakın isyan etmeyin diye. Diğer taraftan da zekileri öldürüyorlar. Sadistlik ya. Ondan sonra yetenekli olup sivrilen, yani öldürülmeden biraz yukarıya gideni ne yaptırıyor biliyor musun?
çatışmalara yollattırıyor. Sağ çıkma şansı olmadığı çatışmalara. Ya da bir türlü öldürttürüyor. Falanca kez eğitim yeri, filanca kez eğitim kampı. Hep o kendi öldürttürüyor aslında. Şimdi böyle ruh manyağı bir adam, tabii enteresan, dünyada bu tiplerden enteresan çıkıyor. Bir dönem çıkıyor. Şu anki PKK bu şekilde kurulmuş. Hala da devam ediyor. Düşman. Ya en kötüsü neydi biliyor musunuz ya? Yemin ederim size. Abdullah Öcalan'ı yakaladılar, getiriyorlar bunu. Aklım çıktı ya. Dünyanın her yerinde insanlar üzerlerine benzin döküp yakıyorlar. Ben kendimi yakamam kardeşim. Bak silahla vururum, öldürürüm. Ama ben kendimi yakamam. Vallahi yakamam. Ya cayır cayır insanlar yanıyor ya. Seyrederken adamın içi ürperiyor arkadaş. Lan bu nasıl bir şey diyorsun? Bu da çukur. Şimdi adam alçak dersen o bir seviyedir. Necip Fazıl Üstad'ın sözü var. Çukur. Aşağı, ondan da seviyesi de yok. Ya adamlar onun için yanıyor arkadaş. Ulan desene öldürün ulan beni. O da gitmiş sorguculara yalakalık yapıyor. Videoları seyrettiniz mi? Hadi, aman beni dövmesinler. O böyle şirildikler ilkokul çocukları. Bir tane böyle bir manyak lazımdı. Bir de o cezaevlerinde insanlara bok yediren, kendini vatansever zanneden. Ya birilerinin özellikle yaptırdığı, mücadele eden, tüm terörlü olan polis, savcı, asker hepsi baş üstüne. Canlı. Ama böyle 3-5 manyak geliyor. Sadist. Bütün kadınları çırçıplak soyuyor arkadaş. Çocuğunun yanında arama yapacağım. Bunlar oldu. Vallahi oldu. Biliyorum. Herkes değil ama belli sayıda. Şimdi o çocuk onu gördükten sonra başka şansı yok. Lan arkadaş. Ya bu adamlar bizi bırakmamış ya. Lan bizi bırakmamışlardı. Bu adamlarla biz niye bize düşman, düşman, düşman gibi. Kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Bu konuyu siz zaten mutlaka çözersiniz. Burada hiçbir sorun yok. İki tane büyük sorun var Türkiye'de. Bela yaklaşıyor. Ve gelecekte çok daha büyük yaklaşacak. Ya Suriye konusunda, şimdi bağırıp çağırıyoruz ya, Suriye olayı ilk olduğunda, ya biz hep böyle küçülme şeyi, ya bütün Suriye'deki Kürtlere verseydin, buradakiler akrabası, hepsine birer tane Türk pasaportu verseydin, iç işlerinizde deseydin şey, dış işlerinizde, dış politikada danışarak hareket edeceğiz, kesin kabul ederlerdi. E şimdi adam Güneydoğu'nun dağları, İzmir, İstanbul, ülkeye bakacak, zaten Bolluk, Refah, akrabalar da o ülkede. Bunlar ne zararı olurdu ya? Neden küçülmeyi düşünüyoruz? Akıllı bir hamleyle tak. İşgal etmek anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ticari, ekonomik, para, hareket. Ya para oldu. Kapitalist çağda parayı bulmak lazım. Akılcı olmak lazım. Bir şey, terörün olduğu yerde asla mücadele eden aslanlara söylemiyorum, vatan evlatlarına. Ama hep o coğrafyada uyuşturucu olur. Hep o coğrafyada böyle yasalışı, para, silah, kaçakçılığı hep bu. Derinciler, Mehmet Ağar. Bir de PKK'nın derincileri var. Mehmet Ağar'ın onlarla da arası iyi, biliyor musunuz? Ya bu adam diyor, vallahi diyor. Yusuf Poça var ya. Ama Süleyman hepsinden asil. Allah'a yemin olsun. O gazetecileri öyle tak 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 yapıp yürüdü ya. Ulan dedim, bu büyük efsane bu. Türkiye'nin çekeceği var bu adamda. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Alevilik konusuyla ilgili de biraz değinip, ya bunun çözümü de çok basit. Sadece ana başlıklarla bunları şundan vermek istiyorum. Önümüzde çıkarılacak olan sorunu görüyorum ve Suriye konusunda da bunu anlatacağım. Hikayenin girişi olsun diye söylüyorum. Şimdi biz Hanefiyiz. Bana şeref. Bilinçli Hanefiyim. Bana şeref. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Ayağının altını öpeyim. O ne mübarek bir insan. O ne yüce bir insan. Ya İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri tüm hayatı Ehl-i Beyt'e yapılan zulme karşı durmakla geçiyor, biliyor musunuz? Vallahi ya.
Ya 10 yaşındayken Haccac'ın yüzüne söylüyor bir cuma cemaatı çıkışında, zalimsin. Haccac o zaman yarasalar diye bir savaşçı grubu var. Kimsesiz çocukları mağaralarda yetiştiriyor. Karısının 6. damardan Ehl-i Beyt akrabalığı var diye boşuyor, bir daha da evlenmiyor. Ehl-i Beyt takıntısı bu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Emeviler hep zulmediyor. Emevileri karşı Abbasileri destekliyor şartı. Ehl-i Beyt'in haklarının iade edilmez. Son Abbasiler gene yapmıyor. Gene başlıyor olaylar. En son cezaevinde eziyet çekerek, işkence çekerek. Keşke vakit olsa kendisinden daha bahsetsek. Öyle bir asil, öyle bir şerefli bir insan. Ona soruyorlar. Diyorlar ki Ehl-i Beyt konusuyla ilgili. Ya sen Şii misin? Yani neden diyorlar bu kadar? Ehl-i Beyt'in diyor hakkının iadesi benim için mezhep değil, iman meselesidir. Ya imanla eş görüyor. Ya bu adamlar ya bir derdimiz var diyor ya. Bir şey anlatacağız diyorlar. Bir haksızlık yapıldı. Ya çocukluğumuzdan beri adamlarla ilgili duymadığımız bir şey kalmadı. Ellerinden ekmek yenmez, evlenilmez. Ben çocukluğumdan beri hiçbir zaman Allah bana 8 yaşında apartmanımızın kapıcısı vardı. Yardımcı görevli Bayram abi. Apartmandaki tüm herkesten daha şerefliydi. Benim babam da dahil. Ben ondan öğrendim Alevliği. Ya bir de bu konunun çözümü çok basit. Bir kamera, bir tripod. Bak tüm dünyada haber oluyor değil mi? Ya bizim Sünni din alimleri çıkar. Onların dedeleri çıkar. Konuşurlar. Ya adamlar bir şey çok büyük bir nüans farkı yok. Anadolu Aleviliğinde, Şiilikte bir fark yok. Sonradan marjinalleşen gruplara ayırıyor. Ya burada bir sorun yok ki. Bu delilik ya. Ya şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e yapılanı kim bir yere oturtabilir? Veya Hazreti Ali Efendimiz'e yapılanı. Zaten akıl mantık bir yerde birleşiyor da. Gören bir insan bunu görüyor. Bir iki nüanstan dolayı böyle insanlar bir... Bu olmaz. Olmamalı. Bir gün bir arkadaşım var bana şey demişti. Dedim ya beni bak arayıp soruyorsun. Şimdi beni arayanlara Resul başlayacak dedim çalışmalara. Bak bu da sizi başınıza iş getirecek. Dikkat ediyor musunuz? Yüce Allah hiç yardım etmiyor artık. Önceden bir şey oluyordu, bir mucize oluyordu. Rusya-Amerikan sorunu, petrolü 20 dolara çekiyorlardı 100 küsür dolardan. Ekonomik açık kapanıyordu. Hep bir yardım. Dikkat edin artık hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Dedim ya, gökyüzüne çıktı ya. Vallahi çıktı ya. Bu kadar zulüm olmaz arkadaş. Ulan herkese zulüm ya. Onu korkut, onu korkut. Lan bir dur arkadaş. Ulan bir rahat yaşayalım ya. Ya bir tane kral yok ki. 20 tane padişah geziyor ülkenin içinde. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Tamam. Ama bizim atalarımız ne yapmış? Dünyayı yönetirken padişahım çok yaşa yapmış. Sonra da demiş ki cuma hutbelerinden sonra böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var. Var. Siz her şeyi bilemezsiniz. Allah bilir. Her şeyi biz biliyoruz. Bilemezsin kardeşim. Bilemezsin. Bir tripod bir kameranın başına bela açacağını bilemediğin gibi. CIA var. Birleşik. Bütün herkes aslında var ya şokta samimi söylüyor. Kırmızı bülten dünya başkanlığı diyor. Ne yapacağını bilmiyor. Şimdi olay dünya basında da düştü ya. Tabii. Buradaki ülke bilmiyor. Hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Aikido vardır kıymetli kardeşlerim. Çok iyi bir spordur. Burada kendi enerjini harcamadan tüm standartlar düşmanın yapmış olduğu hamlelerde harcadığı enerjiyi kullanıp esnek hareketlerle düşmanı tamamen etkisiz hale getirmek. Hayat böyle bir şeydir. Elde imkan yok. Üzülmeyeceksin. Onların benim hakkımda ne düşündüğü önemli değil. Siz sakın böyle düşünmeyin. Çünkü yani ulan böyle bir şeyler yapabilmek için ile CIA o lan gerek yok. Bura. Bir de bura.
zeka, akıl. Bitti. Siz 100.000 katı daha iyisini yaparsınız. İnan. Vallahi diyorum, billahi diyorum. Biz bize yeteriz. 84 milyon insan biz bize yeteriz. Sonrasında biz dünyaya yeteriz. Vallahi yeteriz. E geçmişte yetmişiz. Tarih boyunca bilinen dünyanın ya dörtte üçünü ya yarısını biz yönetmişiz. Ya gidip oraları işgal edelim için demiyorum, yani öyle bir şey değil. Yeni dünyayı yakalarız akılcılıkla. Evet. Şimdi geldik konumuza. Ne kadar oldu? 20 dakika. Evlat, tamam. Vaktimiz var. Diyordum ya, Suriye'de sorun var. Evet, şimdi bu konuyla başlayacağız konuşmaya. Kıymetli kardeşlerim, MİT'lileri yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır bucak Türkmenlerine, diğerlerine nedir? İnsansız hava aracı, işte kıyafetler. Ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük, o milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı, iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. İşte basına da resimler veriyoruz. Halkı şey yapıyoruz. Bütün hepsi, tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diyebiliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz dediğim, biliyoruz da silah var yani, saf çocuk değiliz. Bu da normal. Olması lazım gereken şey. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu Sadat tarafından organize ediliyor. O Sadat'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben, bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum. Onlara hariç. Onlar hariç, onlara benimle hiç bilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda Mitsubishi'ler araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz verir misin? Orada işte baş savaşçılar, tamam dedim, verelim. Ya bakıyorum böyle, şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle da Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar Yunus Suracı dedi. Allah 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 bu. Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler Yunusura'ya gidiyor diyor. Evet. Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı. Beni küçültmek istediniz değil mi? Göreceksiniz. Kibrit kutusuna sokacağım hepinizi tüm dünyada. Göreceksiniz. Hem de devleti de yargılatmayacağım. Göreceksiniz. Belki devlete para cezası engel olmadığı için, şey yapmadığı için gerekli tedbirleri almadı, birkaç yüz bin euro. Devamlı biz her şikayette zaten bizi haksız bulup ödetiyorlar. Ondan bir şey olmaz ama devlet benim bu hikayede değil. Sadat'taki ama bir bölüm var. Bak şimdi oraya geliyor. Pandırmenin ilk kutusunu açalım bakalım. Şimdi siz Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var. Tam makamıyla söyleyeyim, ondan bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı. Külliye'de. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Kaçakan petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır.
İkinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık para. Öyle şey dinlemeyin. Büyük para. E Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet. Devlet vermedi mi? Devlet. Kim şehit oldu orada? Millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan olayı aldıktan sonra sizi şeye yollu, Mete Grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet. Tüm hiyerarşi orada. Onların da olayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Ebu Endüstri'nin iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz? Ya ben o zaman demiştim ki o tarihte ya biz bunlara bu silahları veriyorsunuz. Bunlar bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Ondan demin ki detayı anlattım. Bunlar dedim bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Bizim insanımız da. Ya işte ya dedim bir anlat abi bilelim. Bir bilelim ne oluyor da bir bilelim bizim üstümüzden gidiyor. Herkes diyor ya Sedat Peker getirdi silah. Ya işte yeni bir dengeler kuruyor şöyle. Ya dedim bana anlatacaksınız. Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak'ın evi var. O Hadımköy Beylikdüzü taraflarında orada kalıyor. Beraberler. Bu vatanın çocuğu şehit olacak. Suriye'ye girilmeli mi? Girilmeli. Kalınmalı mı? Kalınmalı. Doğru politika mı? Doğru politika. Ama oradaki para neden hiç bizim devlete gelmiyor? Hala daha da devletten oraya bizden para gidiyor. Biliyor musunuz? Hala daha gitmiyor. Ama orada bir ticaret var. Para kazanılıyor. Hem de büyük, çok büyük para. Tam petrol. Çinko. Çinko demişim. Bakın alüminyum hurdası gibi şeylerdi. Listeye bakmıştım ben. Benim bu anlattığımın haricinde orada büyük montanlı iş yapamazsın. Ya. Mahsuni'nin dediği gibi yiğit muhtaç olmuş kuru sovana. Herkes kendini öldürüyor çocuğuna. Ama anlatan yok, gören yok. Milleti dinliyor, bilen yok. Bir hayal dünyasına dalmışlar. Yemin ediyorum ya. Vallahi diyorum. Milleti korkuturuz, götürürüz, Bir de bu Sülü var ya, Kia demişti ya. Buraya geleceğim de şu Kia'yı anlatayım. Benim Kia var demişti ya. Siz diye bir sorar mısınız? Gazeteciler sormuyor. Siz sorun lütfen. 40 yaşından küçük arkadaşlar. Son 4 senede İçişleri Bakanlığı döneminde bu ülkedeki ne kadar büyük holding var, kurum, kuruluş var. Hepsi bunun şirketi de geçti biliyor musun? Ya bu makam suistimal etmek değil mi? Bu bile suç. Ya sen bu kadar nasıl büyür bir şirket bir anda? Açıklasınlar poliçeyi diyor ya ben poliçe kesince çok mutlu oluyordum. Ben de mutlu olurum senin. Kes poliçeyi yensin paralar. Evde dev gibi kuruluşlar. NATO böyle paket paket çuval çuval. Biz ahiretliyiz Sülü. Biraz dinle. Benim yakınlarıma böyle operasyon yapacağım. Resulü takdim vermişsin. Bir de istihbarattan sorumlu ile emniyet müdür yardımcısı. İstanbul adamı tüm organizasyonu o yapıyor. Yap. O bakanlıktan ayrılacaksın. O bakanlıktan ayrılacaksın da tasmayı takacağım Sülü. Üzdüğün her çocuk için, her anne için. Tasmayı boynuna takacağım. Beni burada da alacaklar. Aa, işkence. Ya görmedik mi işkence? Hayatım işkenceyle geçti. Göreceksiniz. Allah'a yemin olsun göreceksiniz. Çok enteresan bir olay yaşadım. Bizim Libya'da bulunmamız çok önemli.
Mavi vatan çok önemli. Olmalıyız. Çok enteresan bakın. Bakan Bey'le tanıştık. Bir konuyla ilgili ismini vermeyeceğim. Sıkıntıya girmesin. Bakanlar kurulu toplantısı var. Bizim bakanlar Saraç Bey. Onun şeyleri yanında bakanları. Bu arkadaş o ekipten diyelim. Konuşma oluyor. Konuşma olduktan sonra çok enteresan. Normalde işte diğer bakanlar müsaade isteniyor. Baş başa görüşülecek. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine şu ihaleler şu şirketlere verilsin. Tamam. Adam istifa etmişti, hatırlıyor musunuz? Niye istifa etti diye herkese sordu. Ben de bilmiyordum. O adam anlattı, yeni öğrendim. O ihalelerle ilgili Libyalı iş adamları veya savaşta bunu destekleyenler biz ne yapacağız diye buna şey yapınca adam pres şey yapıp istifa etmiş. Bakan söyledi. Ben onun yalancısıyım. Bunda diyet yok. Hiçbir yerimi kesmem. Ben onun yalancısıyım. Ama o istifa olayını hatırlıyor. Şimdi Libya'da şehit olanlar kim? Ya niye 5 tane 10 tane aile alıyor bu ülkedeki tüm parayı? Niye halk fakir? Ya bu sorunun bir cevabı olması gerekmiyor mu? Ekonomimiz büyüyor. Maşallah. Seni öldürecek miyiz diyorlar. Allah Allah, öldü. Ben Mahsun İşerim gibi yapmadım ki. O şiirin sonunda şarkının neden ben diyor. Ben dedim, bana şeref. Ben de aracına gideceğim. Ya bir de kıymetli kardeşlerim ya. Ya diyorlar ya böyle böyle. Ya yemin ediyorum benim akrabam İbrahim Genel Kağıthane'de. Oğlu Suçi Genel. Yanlarında çalışıyor. Ya binlerce daire var üstlerinde. Tapu. Belediyelerdeki imar müdürleri. İmar müdürü nasıl 100-200 dairesi olur diye. Bunlar iş adamı diye. Ya bir adamın üstünde binlerce daire olur mu? Ulan milletin köpek kulübesi yok. Ölüyorlar açlıktan millet. Sonra seni alacağım, öldüreceğim. Geleceğim, ölüme de geleceğim. Araştırın, o kadar tapu var mı yok mu? Artık kontrol edilemiyor hiçbir şey. İnsanlar delirmek üzere. Ancak kardeşlerim Allah aşkına sizi galyana getirip sokağa çıkın diyenler olacaktır. Yapmayın. Ya ben size sizin patron olduğunuzu öğreteceğim. Siz Tayyip abinin de patronusunuz. Evet. Şimdi onun maaşını siz veriyorsunuz. Vallahi var. Yani sizin patronunuz var ya şirkette. Siz de çalışıyorsunuz. Vergi kesiliyor. Onlarla da devlet görevlileri. Siz hepsinin patronusunuz ama bilmiyorsunuz. Ben anlatacağım. Onu da anlatacağım. Her şeyi anlatacağız. Daha çok konuşacağız. Ama önümüzdeki hafta Tayyip abiyle konuşacağız. Ajanım ya ben. Bakacağız abi. Bakacağız ben nasıl bir ajanım. Ya bizim MİT başarılıdır ya. Bir sorun onlara. Telefon kamera ya. Akıl beyin. Akıl tatildeydi, yeni geldi. Kıymetli dostlarım. Bir de bir şey anlatmak isterim. Bana diyorlar ki niye yapıyorsun? Vallahi ilk sinirle yaptım. Bir özür bekledim. Haklıyım ya. Ya ondan sonra daha kötü bana şeyleri. Tiki tikine bizim Karadeniz'in olabildiği tiki tikine gideyim. Öyle mi? Ben de dedim tiki tikine gideyim. Geldik mi buraya? Bana hiç umurumda değil. Vallahi değil. Tek bir şey umurumda olur. Bu hikayelerden devletin zarar görmesi. Onun için de sabahlara kadar okuyorum. Damarlarım çatladı. Kan oturdu. Devlete zarar verme. La devlete zarar vermek istesem iki kelimeyle tık kitlerim olayım. Kimse darsını kalıtlayamaz. Kahpesiniz la siz. La bana neler ettiniz la siz. Ulan bir ana çocuğu, ulan bir insan evladına yapılır mı lan bu? Suriye'de bu olay var ya. Şimdi
Ben bunlara şeyi ondan sonra benim üzerimden yapmayı kestiler. Ondan sonra ben buna şahit olduğumu biliyorum. Kimlerden benim üstümde. Şimdi ben diyeceğim ya. Konuşurum diye bak PKK'ya silah satmışım. Hatırlayın. Tüm sokakta ben PKK'ya silah satmışım diye nasıl bir dedikodu var? Hatırlıyorsunuz değil mi? Değersiz olayım diye. Paracı, kör götü. Nasıl ama? Allah beni öldürmedi. Cezaevine de koymadı. Anlatıyor. Anlatacağım bir. 40 yaşından küçükleri anlatıyorum. Öbürleri de anlatmam. Bir de Sülü sana. Çünkü ben senin doktorunum. Seni tedavi edeceğim. Hem de acılı metotla. Freud'unki öyledir. Baskılı. Abraham Maslow'unki steril. Böyle daha relax. Uzun vadeli. İlk sefer sinirle yaptım. Şimdi inanın niye yaptığımı ben de bilmiyorum. İslam tarihinde bir olay beni çok etkilemişti. Kureyşli Hişam, bu isim bende çok bir farklı etki yapmıştı. Cebrail Aleyhisselam tarafından, selat selam olsun, Peygamber Efendimiz'e ilk açık tebliğ izni geldiğinde, Peygamber Efendimiz selat selam olsun, tebliğe başladığında tabi, Mekke'deki büyük müşrik aile, 40 tane, bütün hepsi imzalı boykot kararı oluyor. Müslümanlar için çok zor 2 sene. Ama çok zor. Bir tane adam, Kureyşli Hişam. Gece olduğunda develerine yiyecek, içecek, kıyafet, Müslümanlara yemek vermek yok, içmek yok, kıyafet yok, evlenmek, her şey yasak. Durumu iyi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bile sıkıntıya düşüyor o süreçte. Öyle bir zor dönüm. Bir tane adam yardıma değişiyor, geliyor. Kim? O 40 kişi var ya, onun içinde imza atanlardan bir tanesi. Kureyşli Hişam. Bu olaylar bitiyor, zaman geçiyor. Mekke işte Müslümanların oluyor, boykot bitiyor. Her gece ama katırlarına yemek yükleyip Müslüman mahallelerini oraya getirip arkadan sırtlarına vuruyor. Müslümanlar da o yiyecekleri alıp o develeri, katır demişim özür dilerim, geri yolluyorlar. Ona soruyorlar, niçin yaptı? Cevap o kadar enteresan ki, bilmiyorum diyor. İçimden geldi. Şimdi içimden geliyor yapmak, biliyor musunuz? Yok, öldüreceğiz, cezaevine atacağız, işken. Lan sizden korkan size kimi olsun da. Lan ben var ya 15 yaşındayken her akşam dua ettikten sonra ya nasıl hocalar şiirler okur öyle yatardım. Orta Asya'nın üstlerinde gezerdim, tüm Türk yurtlarında. Bir tanesi şöyle, çok güzel. Anlamayız diyor hayatı felsefeyle, ilimle, hayat çelik ellerle atılan zar olmalı. Rahat yatakta ölmek acep olmaz mı çile, kanlı sınır boyları bize mezar olmalı. La 15 yaşındayken bu marşlarla, nimni diye bu marşlarla uyuyan adamı siz ölümden mi korkutacaksınız? Kimsiniz ulan siz, Allah mısınız? Değilsiniz. Olmadığınızı göreceksiniz. İnanın. Göreceksiniz. Ben değil. Gayretullah. Ya vallahi bile FETÖ'cü diyor. Manyaksınız lan siz. Bu FETÖ'cü ağzı diyor. Ben bu FETÖ'cüleri zaten küfür edeceğim de. Ayıp diye. Kardeşlerim. Bir de size bir şiir önermek istiyorum. Serono de Bergerac'ın İstemem Eksik Olsun, bir şarkısı var. Şiiri var. Onu lütfen, ama lütfen dinleyin. Benim sesim ona uygun olmadığı için söylesem çok kötü mantarlarız. Böyle marşlara falan gidiyor. Boru gibi ses var bende. Ama o böyle duygulu. Eğer şiir okumayı sevmiyorsanız, onun şeyi de seslendirilmiş halleri var. Orada bir bakan bölümü var, bir de o sırmaşık bölümü var. O ikisini lütfen rica ediyorum. O iki bölüm beni çok etkiliyor ama hepsini dinleyin. Eğer onu dinlerken içinizde bir şey, lan istemem eksik olsun diyorsa, zamanın mekanın önemi yok. Hangi devlette millette yaşadığının önemi yok. Hangi yılda yaşadığının önemi de yok. Sen namus üzere bir adam olursun. Yalak olmazsın, salak olmazsın. Adam olursun.
Suç örgütü bile olsan adam olursun. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, hakkınızı helal edin, vaktinizi aldık. Ya, Suriye'de böyle işte. Ne kadar enteresan değil mi ya? Bu oradan Türkiye'ye gelen 1 lira para yok, milyarlarca dolar ya. Ya biz oralara niye gittik? Hem terörü engellemek için, halen daha kasadan para gidiyor. E o ticaretten giden para nereye? Bizim MT grup. Nereye? Murat Sancak, Ramazan Öztürk, Berat'ın ekibi, Metin Kıratlı, İdari İşler Başkanı İktisat, bir de Nusra. Ya bu söylediğimin doğru olduğu açık, o ben söylüyorum. Necip Fazıl Üstad'ın bir sözü var. Onu bir daha söylemek isterim. Öyle de kapatayım. Daha önce söylemiştim. Diyor ki Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun. 10 kul bir kişiye 9 diyor. 9 kişiye 1 pul. Bu taksimi diyor kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Kara mizahla bağlamıştık. Yaşasın milletin anasını ağlatan egomanya egomanya. Ya olmaz ya. Vallahi millet acı içinde, zulüm içinde ya. Yokluk içinde ya. Sonra diyorlar işte devlet düşmanı. Lan bu devletin ağacına zarar vereni ciğerini sökerim ben de. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu vatanın delileri, bu vatanın fedaileri, bu vatanın serden geçtileri. Vallahi Turan'ı kuracağız. Billahi Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Bize gülseler de, biz de önemsemeseler de onlara göstereceğiz. Serden geçti ne demek? Vatan fedaisi ne demek? Vallahi göstereceğiz kardeşlerim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Dualarınızda beni unutmayın. Sizi tahrik eden olur. Allah aşkına asla sokağa çıkmayın. Kendinizi kullandırtmayın. Bakın ülke karışacak diye insanları korkutacaklar. Coşkuyu verecekler. Biraz da tutuklama. Zaten terör örgütlerinin içinde elemanları da var, derincilerin. Onlar da kaçacaklar. İyi olan şeyleri de bozacaklar. Yapmayın. Kendinize iyi bakın. Yüce Allah'a emanet olun. Dualarınızda beni unutmayın kardeşim.